Yalnızdan muhtar olarak aylıyorum, aday değilim. Bana destek veren vermeyen herkese elimden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalıştım. Üzdüğüm olmuştur. Küzen olmuştur. Şahsım adına herkese özür diliyorum, böyle bir şey varsa benden yana herkese hakkım helal olsun. Herkese de hakkını helal etmesini istiyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum. Gelelim 25 yıllık şeyimize. Ben 20 yılım boş geçti. Son 5 yıldır başkanımla güzel çalışmalarımız oldu. Özellikle bir taziye ve bununla ilgili başkanımla çok büyük yol kat ettik. Son aşamaya geldik. İnşallah seçimden sonra yapacağı 10 taziye evinden bir tanesi mahallemiz olacak. Onun da sözünü burada alacağız. Çünkü arsa olmasa hiçbir şey yapılmıyor. Arsa konusunda iyi bir yol kat ettik. Başkanımın desteğiyle sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine, huzurlarınızda. Sizlerin zaten ona teşekkür ediyorum. Ve sözümü burada bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese geldiği için. Allah razı olsun herkeslerin. Evet, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Mustafa Gültağ sahneye teşriflerini arz ediyorum. Susma sen de söyle, çalışalım bu şehir için. Gidecek yolumuz uzun, gerçek belediyecilik. Susma sen de söyle, şöhreti değil şehrini düşünür. O halkın hem sesi hem gücüdür. Ayrıştırmaz kimseyi, birleştirir. Sevgi bağları örülür, koltuğa değil halkına bağlı. Mutluluktan öte yok hiçbir kârı. Haydi düşün, taşın, ver kararı. Bugün olmazsa olmaz hiç yarın. Çalışalım bu şehir için. Gidecek yolumuz uzun. Gerçek belediyecilik. Susma sen de söyle. Çalışalım bu şehir için. Gidecek yolumuz uzun. Gerçek belediyecilik. Susma sen de söyle. Çok değerli muhtarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önceki dönem ilçe başkanı Müfide İlhan'ın çok güzel çocukları, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, şöyle bir 2018'e gidelim, 2017'ye gidelim. Akdeniz'de huzur yoktu. Bol bol kavga vardı. Mahallelerde rahat gezilmiyordu ve sıkıntılar vardı. Ve insanlar kargaşa içinde yaşıyorlardı. 2019'dan sonra bunların hepsi değişmeye başladı. Ve hareketlendi her şey. Ve 2019'dan sonra 2019 evimiz olan belediyeden başladık. Bir tane işçi çıkartmadım. İşçilerimin siyasi görüşleri farklı olmasına rağmen onların ekmekleriyle oynamadım. Her birinin çoluğu çocuğu var. Annesi var, babası var. Evde bekleyen eşi var. Dedim olmaz. Bir kalsınlar. İşçileri topladım, dedim ki bak, güler yüzlü olun. İşinizi yapın. Siyaset yapmayın. Hepinizin ekmeği Allah'ın başta olmak üzere, sonra ben de rahat olun dedim. Ve kimseyi işten çıkartmadık. İşçilerimiz ilk başta inanmadılar belki ama sonra baktılar ki kimse işten çıkmıyor ve yavaş yavaş algı değişmeye başladı. İşte efendim
Pazar sokağı. Açın bakalım şurada bir görsünler. Orada değil, şurada. Burası yeni pazar. Güneş, Şevket Sümer, hal ortak bir yeri. Görüyor musunuz pazar sokağını? Daha önce böyle bir pazar sokağı yoktu. Az önce de oradan geldim. Herkesin size selamı var. Dükkanlar tek tip. Bütün her şey güzel. Gece saat 12'de bile kadınlar burada alışveriş yapıyor artık. Bir de Ziraat Bankası geldi buraya. PTT geldi. Ve diyorlar ki, ya daha önce bunların hiçbiri olmuyordu. Nasıl oldu? Ayrıştırmadık. Kara duvarı getirin. Kara duvarda çok güzel sahiller vardı. Bugüne kadar kimse bu sahillere sahip çıkmadı. Festival görüntüsünü getirin. Kara duvarda 20 dönüm sahil yaptık. Yeni parklar yaptık. Denize girilir yerler yaptık. İşte Esenli, Kara duvar. Hepsine meydanlar kazandırdık. Allah Allah dediler ya, bu adam biz buralardan fazla oy vermememize rağmen habire hizmet yapıyor. Çünkü biz oy için gelmedik. Bunun gibi çok örnekler var. Bunların hepsini yapınca ne oldu? Barış oldu. Kardeşlik gelmeye başladı. Huzur gelmeye başladı. Çünkü insanlar artık ayrıştırılmıyor. Kürt, Türk, Zaza, Alevi, Sünni fark etmez dedik. Her bölgeye hizmetler yapmaya çalıştık. 2019'da seçildiğimde büyük bir yağış oldu. O yağışta mahalle çok zarar gördü. Şevket Sümer, Güneş ve Çavuşlu'dan gelen kanalların üstünü açtırdık. Köşeye bir park yaptık. Benim işim olmamasına rağmen delizler açtım oradan. Akan su doğru kanala gitsin diye. Buna rağmen şu altlar yine su basmaya başladı. Sonra baktık ki geçen trenin köprüsü yanlış yapılmış. Su geliyor, köprüye basıyor, geri gidiyor. Devlet Demir Yolları'yla görüştüm. Köprüyü yeniden yaptırdık. Köprü yukarı çıktı. Artık ne kadar su gelirse gelsin köprüye basmıyor, aşağısından geçiyor. Böylelikle mahallenin çoğu selden kurtulmuş oldu. Muhtarımızla birlikte ortak bir çalışma yaptık. Bir taziye ev için. Bir arazi vardı, böyle bir metre, iki metre topladık onunla beraber. Biz de yardımcı olduk. Bunları tek tapu altına getiriyoruz. Sonra bunların vergileri çıktı. Bayağı büyük vergileri çıktı. Bu vergileri de ben kapattım. Vergi cezası da yok artık. Şimdi inşallah seçimden sonra o tapuyu alacağız, birleştireceğiz. Oraya güzel bir taziye evi de yapacağız. Merak etmeyin Allah'ın izniyle. Evet, bu projelerden birileri gelir. Şimdi seçildikten sonra geldim. Dedim ki kaç tane bilsem öğrencisi var? Bana var iki tane dediler. Olmaz dedim. Birçok yerde bilsem öğrencisi var. Bizde niye iki? Bir araştırın bu işi. Bilsem merkezi kurdurdum. Sayı 54'e çıktı. Şehrin en zeki çocukları meğer ki Akdeniz'de oturuyormuş. Ama bugüne kadar kimse onlara uzanmamış. Çocukların eline taş sopa vermişler. Biz kalem verdik. Okumalarını teşvik ettik. Bugün bu 54 çocuk Fen Lisesi'nde okuyor. Sizin çocuklarınız. Bu mahallenin çocukları. Daha önce bu imkanlar vermemişlerdi. Sonra döndük. Ya bu Müfide İlhan'dan, Kazanlı'dan, Karaduvar'dan, Nusratiye'den, İhsaniye'den çocuklar üniversiteye gideceklerse gidecekleri bir etüt merkezi var mı? Yok. Dedik ki bir etüt merkezi açalım. Etüt merkezinin görüntüsü de gelsin. İlk kez Akdeniz Belediyesi'nin bir etüt merkezi oldu.
Ve çocuklarımız buraya ders çalışmaya geldiler. Kütüphanesi var. Okuma alanları var. Ders çalışma alanları var. Ve ilk kez bu oldu. Ve çocuklar oraya gelmeye başladı. Şuradan bulun gençler. Şuradan bulun bana. Verin şunu. Evet, onlar büyüğünü bulasıya kadar ben size göstereyim. 52. katın 29. katında bu. Çocuklarınız gelebilir. Geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene hizmet vermeye başladı bu. Ve çocuklar buraya gelmeye başladı. Geçen sene Sayısal Türkiye 496.sı buradan çıktı. Buradan. Bu senenin lise sınavlarında Akdeniz bölge birincisi buradan çıktı. Demek ki çocuklar okuyabiliyormuş. İmkan verirseniz bir yerlere gelebiliyorlarmış. Yetmez dedik. Üniversiteyi kazanan çocuklara burs bağlayalım dedik. İlk kez bizim dönemimizde Akdeniz'de üniversiteyi kazanan çocuklara burs verilmeye başlandı. Daha önce hiç burs vermiyordu bu belediye. Daha önce hiç böyle etüt merkezi olmamıştı. Bakın 4 milyon para vermişiz. Birçok imkanlar tanımışız öğrencilerimize. Akdeniz'de bunların hiçbiri yoktu ablalar. Çocuklarınız emin ellerdi. Artık okumak isteyen çocuklar bu hizmetlerden faydalanıyor. Gelelim kadınlara. Evlerde oturuyorlar, çarşı pazara gidiyorlar ve sosyal bir aktiviteleri yoktu kadınlarımızın. Ne yaptık? Kültür evleri açmaya başladık birçok mahallede olan yerlerde. İnşallah bu taziye evini imarına bakacağım. İki katlı olursa üst katını da bir kültür evi yaparız muhtarım. Kadınlarımız gider dikiş, nakış, okuma yaparlar orada. Tamam. İnşallah bir imarına bakalım. İki kat kurtarıyorsa onu yaparız. Niye lazım? Evlerinden çıkacaklar. Dikiş, nakışa, okuma, yazmaya gidecekler. Bir sınıfta da kreşi olacak. Mahallelerde var çünkü böyle biliyorlar. Kafa sallıyorlar. Çocuklar da oraya bırakacaklar. Kaç kişiyi gezdirdik bu mahalleden? Bir kere gittiniz. 28 kişi geziye gitmiş. Bak bir dahaki dönem seçilecek muhtarın yakasına yapışın, tamam mı? Gelecek, gelecek. Bir muhtar seçeceksiniz sonunda. Ona deyin ki başkan bize söz verdi. Tamam. Bizi gezdirecek. Bir araba gitmiş. Kapadokya'ya, Konya'ya, Anıtkabir'e, Antep'e, her yere biz kadınlarımızı gezdirdik. Sayına kadar biliyor musunuz? Toplamda tüm ilçede 15 bin kadın bugüne kadar gezmeye gitti. Daha önce bunlar yoktu. Dikiş nakış öğrenenler, evet bunlar gezdiler bak. İnşallah önümüzdeki dönem 30 bin kadın hedefliyoruz. 30 bin kadını gezdirmeye düşünüyoruz. Bunlar kültür evlerimiz. Bak her şeyi öğreniyorlar bu evlerde. İnşallah size de gelecek bundan. Okuma yazma, dikiş nakış her şey var içinde. Allah'ın izniyle bunlar geldiğinde kadınlarımız meslek sahibi de oluyor. Şu ana kadar bu tür yerlerden mezun olan kadınlarımıza 3 milyon lira kredi dağıttık. 3 milyon. Aldılar. Meslek sahibi oldular. Bak görüyorsun mu ablamı? Geri parayı bize ödediler. Sonra ne oldu? İş yeri açınca biraz daha para verdik. Daha çok iş yeri açtı. Bak bu ablayı görüyorsun mu? Normalde bunlar üniversitede gelir değil mi? Biz Çayda, Çilek'te, Özgürlük'te bu ablalara kep attırdık, kep. Niye biliyor musunuz? Okuma yazma öğrendiler.
Ya. Eskiden kadınları bu kadar düşünen bir belediye başkanı var mıydı? Gezdiriyor. Evler açıyor. Aşağıda teyzeyi görüyor musun bak? Okuma yazma yapıyor. Öbür kızımız kuaförlük yapıyor. Ve bunlar mesela kızımız diyor ki ya ben küçük çaplı bir dükkan açacağım. Bana biraz para verseniz kuaförlük yapsam. Olur diyoruz, veriyoruz faizsiz parayla işini yapıyor. Önümüzdeki dönem 10 milyon dağıtacağız kadınlara, 10 milyon iş sahibi olsunlar diye. Bak bugüne kadar 3 milyon dağıttım. Önümüzdeki dönem 10 milyon. Bunların hepsi oldu ha. Bunlar fotoğraf falan filan değil. Bizim belediyemizin yaptığı işler bunlar. Yani gençlere destek olduk. Okuttuk. Üniversiteye gidene burs verdik. Kadınlara imkanlar sağladık. Okuma yazma öğrettik. İş sahibi yaptık. Ve onlara da kredi verdik iş sahibi olsun diye. Bunlar neyi sağladı biliyor musunuz? Huzuru, barışı ve kardeşliği getirdi. Çünkü biz kimseyi ayrıştırmadık. Herkesi kucakladık. Her kesime hizmet verdik. İşte sonuç. Bak kreşteki çocukları görüyor musun? Hepsi bunlar sizin bebeleriniz. Eskiden Akdeniz Belediyesi'nin bir tane kreşi yoktu. Şimdi 13 tane kreşi var. Yeter mi yetmez? Önümüzdeki dönem hem taziye hem kreşleri arttırıyoruz. Niye? Daha çok hizmet vermek için. Çay Mahallesi kentsel dönüşüme gelelim. Bura Çay Mahallesi. Bitti. Oturuyorlar. Olmaz dediler. Yapamazsın dediler. Yaptık. En çok ne ihtiyacı var sizin? Doğalgaz değil mi? Bazı yerlere geldi, bazı yerlere yavaş yavaş gelecek. İşte size modern binalar. Ne oldu? Hani yapılmazdı? Kimseyi mağdur etmedik. Sadece burada Çay Mahallesi'nde oturanlar ev alabildi. Dışarıya yasak. Kimsenin örfüne, adetine karışmadık. Tandır da yaptık buraya. Tandırlarını da yaptık. Ara sıra da bana ekmek yolluyor ablalarım. Sağ olsunlar. Hani olmazdı? Bak ne diyor? Barış Çilek, Turgut Reis, Bahçe. Önümüzdeki dönem 5 mahallede yine kentsel dönüşüm yapacağız. Devam edeceğiz. Kentsel dönüşme. Niye? 6 Şubat evlerimizin mezar olduğunu gösterdi bize. Değil mi? Canlarımız gitti. Evlerimizi, ortamlarımızı sağlıklaştırmamız lazım. O da kentsel dönüşümle olur. Yani gençlerle ayrı uğraştık. Kadınlarla ayrı uğraştık. Barışı, huzuru getirdik. Bir yandan fiziki değişimi de yapıyoruz. Kentsel dönüşümle. Hoş geldin bebeğe gösterin bakalım. Oradan da bulun. Akdeniz'de ilk kez bir uygulamayı biz başlattık. Doğan çocuklara hoş geldin dedik. Hepsine birer çanta yolladık. İçinde biberon, emzik, mama var. Geldi değil mi aldınız? Ya. Var mıydı daha önce böyle bir hizmet? Yok. Biz başladık. Şu ana kadar 8000 çocuğa ulaştık. 8000 aile. İyi günlerinde yanlarında olduk. Yaşlılarımıza sahip çıktık. Bizi arayan yaşlılara evine temizliğe geldik. Kapısını, penceresini temizledik. Kuaförlük, berberlik hizmeti verdik. Daha önce bunlar da yoktu Akdeniz'de. Yaşlılar unutulmuştu, biz yaşlıları unutmadık. Varsa ihtiyacı olan belediyeye ulaşsın, hemen evine geliriz. Hemen geliriz. Hastaları da unutmadık. Bak görüyor musun? Kapılar temizleniyor, kuaförlük hizmetleri veriyor ablalarımıza, yaşlılarımıza. Evet. Bunun icadı da bana ait. Onkobüs adı. Orada yazıyor. Onkobüs.
Onkolojinin onkosu, otobüsün büsü. Onkobüs. Bunu ben yaptım. İsmini de ben koydum, biliyorsunuz eczacıyım. Tamamen ismi bana ait. Onkobüs, Türkiye'de örneği yok. Ne yapıyoruz bununla? Allah uzak etsin ama bir gün geliyor. Evlerden bir tanesinde kanser hastası olursa bizi arıyor artık. Evden alıyoruz. Hastaneye götürüyoruz. Tedavisi bitiyor, geri getiriyoruz. Nasıl? Normalde kanser hastası ne yapacak? Yanına en az bir kişi alacak. Şehir hastanesine veya tıp fakültesine gidecek. En az 4 bilet. Uzak mahallelerde ise 8 bilet kesecek. O yanında götürdüğü kişinin mesaisi de gidecek. Bir de ayrıca dolmuşa ve otobüse binecek. Bunlar kanser hastası. Binmemesi lazım. Şimdi gerek yok artık. Varsa hastalarınız, tanıdıklarınız arayın bizi. Hemen halledelim. Havuzu ver. Anneler dedi ki bizim çocuklarımız nerede yüzme öğrenecek? Haklılar. Akdeniz'de bir tane havuz yok. Getiririz dedik, getirdik. İstanbul'dan bir firma buldum. İlk sene 2019'da yarı olimpik portatif havuzlar kurduk. Ve bu havuzlarda çocuklar yüzmeye başladı. Hayatlarında ilk kez havuzlara geldi çocuklar. Bugüne kadar 5000 çocuğumuza yüzme öğrettik. Şimdi halin karşısında bu Yılmaz Güney Parkı var ya, oraya bir gençlik merkezi yaptık. İçinde de yarı olimpik havuz var. Geçen sene depremzedeleri ağırladık. Bu sene inşallah servis vereceğiz bu bebelere. Oraya yüzmeye gidecekler. Haberiniz olsun. Bunları takip edin ha. Seçilecek muhtarları sıkıştırın. Ya bu Yılmaz Güney Parkı varmış. Başkan havuzdan bahsetti. Biz çocukları oraya götürmek istiyoruz deyin. Tamam. Muhtarlarınızı sıkıştırın. Seçilecek muhtarla kadınlar dikkatli çalışsın. Gezileri unutmayın. Tamam. Bak bu gezileri de yapacağız. Kısacası barış ortamı geldi artık Akdeniz'de. Sağlam. Huzur var. Gençlere yönelik projeler var. Yaşlılara yönelik projeler var. Kadınlara yönelik projeler var. Eğitime yönelik projeler var. Spora yönelik projeler var. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana getirdiğinizde artık huzur, barış ve kardeşlik var. Bunun kalıcı olması sizin elinizde. Bu pazar değil, haftaya seçim var değil mi? Şimdi, ha biz bu arada bu işleri 5 yılda yapmadık. 2,5 yılda yaptık. Neden? 2 yılımız pandemiye gitti. Tam düzeldik ilerlerken deprem oldu. Hatay Kırıkhan'ı bize bağladılar. 7 ay elemanlarımın yarısı orada kaldı. Araçların yarısı orada kaldı. Gelemediler. Devamlı çalıştılar. Yani biz bu hizmetleri 2,5 yılda yaptık. Şimdi 31 Mart'ta, yani bu pazar değil, öbür pazar seçim var dedik. Akdeniz için 3 tane parti ön plana çıkıyor. 3 parti. Bunlardan bir tanesi evden çalışıyor. Yani müfide ilana gelmeyecek. Kazanlı'ya, kara duvara gitmeyecek. Şevket Siner Güneş hiç uğramayacak. Evden çalışacakmış ablamız, bir ablamız, bir hanımefendi. Bir projesi var mı bilmiyoruz. Kim bu? Kendi aranızda anlarsınız kim olduğunu. Tamam. Yani bu evden çalışıyor. Ve işine gücüne baksınlar bakalım. Adayı var, kendi yok. Arabası da yok. Bir şey de anlatmıyor. Yani bir ideali yok. Bir şey anlatmayacak. Dönelim. Geriye kaldı 2. Biri biz. Tanıyorsunuz 5 yıldır. Diğeri de 15 yıl buraları yönetti.
Muhtar 25 yıllık, muhtara sorarsınız 15 yıl boyunca onlardan hizmet almış mı acaba? Tanıyorsunuz onları, çok yakından tanıyorsunuz. 15 yıl burada kaldılar. Şimdi onlardan eş başkan bir hanımefendi. Ben diyor İstiklal Marşı okumak zorunda değilim. Benim babam Kore Gazi. Dedem İstiklal Gazi. Yani burada Fransızlara savaşmış. Şimdi Çanakkale'ye gitseniz Kürt, Türk, Zaza, Arap, Alevi, Sünni, Laz hepsi kucak kucağa yatıyor Çanakkale'de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yaparken aynı şekilde Laz'ı, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünni'si beraber savaşmış. Beraber şehit düşmüşler o topraklara. Dememişler biz şuyuz buyuz. Cumhuriyeti kurduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kadar milletin bir ortak değeri olsun demiş. Ney bu? Bir marş olsun. Ortak değeri olsun demiş bu milletin. Mehmet Akif yarışma açılmış. Bu yarışmada birinci olmuş. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal dizelerini yazarken Mehmet Akif şarkı olsun diye yazmamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Zazasıyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, Lazıyla o mecliste İstiklal Marşı'nı geçirmiş ve onaylatmış. Niçin? Okunsun diye. Bu milletin ortak bir verisi olsun diye. Bu milletin bir ortak verisi daha var. Ney? Bayrağımız. Bunlar ne diyorlar şimdi? Biz İstiklal Marşı okumak zorunda değiliz diyorlar. Be mübarek. Ya üç kuşak geriye gitsek. Üç kuşak geriye gitsek mutlaka senin dedelerin de bu topraklar için savaşmış ya gazi olmuştur ya şehit. Bugün sen bize değil atalarına yanlış yapıyorsun. Atalarına yanlış yapıyorsun. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda tekrar söylüyorum. Kürdü, Türkü, Zazası, Alevisi, Sünnisi sizler için şehit oldular. Bizler için oldular. Bizim atalarımız onlar. Bu cumhuriyet bize kalsın rahat rahat yaşayalım diye. Sen çıkmışsın, senin üç kuşak veya dört kuşak gerindeki atan, belki anneannenin annesi, belki dedenin dedesi şehit olmuş. Gazi olmuş. Ne için? Benden sonraki gelecek rahat yaşasın diye. Sen İstiklal Marşı'nı okumayarak bana değil, o atana saygısızlık yapıyorsun. Dolayısıyla devlet yoksa huzur yok. Devlet yoksa böyle oturamayız. Bir bayrak yoksa böyle oturamayız. Devletimize sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız. Özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Bu 15 yıllık zihniyet bunlara sahip çıkmamış. Öbürü de evden çalışıyor dedik ya. Bir şey yaptığı yok. O yüzden ablalar, abilerim, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkalım. Bu çocuklarımızın geleceği için sizden bir 5 yıl daha istiyorum. 5 yıl. Bu 5 yılın sonucunda projeleri gördünüz, devam edecek. Ama bir şey daha devam edecek. Huzur, barış, kardeşlik devam edecek. Kimseyi ayrıştırmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Cumhuriyetini kabul eden, devletini kabul eden herkes kardeştir diyeceğiz. Bu üslupla çalışmaya devam edeceğiz. Gençler için, kadınlarımız için, çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bir 5 yıla ihtiyacımız var. Az önce Pazar Sokağı'ndan geldim.
18-19 yaşında bir genç, bir tane daha yanında genç, 3 tane de benim yaşımda vatandaş. 3 tane vatandaşın siyasi görüşü belli, habire bana laf yetiştiriyorlar. Gençlere dedim ki siz bunlara bakmayın. Bir ideolojiniz olsun. Gençlere diyorum ha. Bir ideolojiniz olsun. Ama lütfen okuyun. Lütfen okuyun, meslek sahibi olun. İş güç sahibi olun. Size huzur, barış ve kardeşliği vaat eden kişilere sahip çıkın dedim. Gençler gülüyor ve kafa sallıyorlardı. Haklısın diyorlardı. O yüzden tekrar söylüyorum. Kadınlar, gençler ve bu bebelerin huzuru için 31 Mart'ta bize sahip çıkın. Büyükşehir'de de Serdar Başkan'a sahip çıkın. Huzur kalıcı olsun. Huzur kalıcı olsun. Huzur kalıcı olsun. Zihinsel devrim gerçekleşsin. Biz kimsenin ideolojisiyle uğraşmıyoruz. Kimsenin mezhebiyle, diliyle, ırkıyla uğraşmıyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Unutmayalım. Evet. İnşallah seçildikten sonra bu hem kültür evini hem taziye evini planlıyoruz. Bu önemli bir hizmet olacak Müfide İlhan'a. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarımıza emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Allah ondan razı olsun. Çok iyi işler yaptı. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Tuttuğunuz oruçları Rabbim kabul etsin. Kadir gecesine hep birlikte inşallah ulaşır. Ramazan'da da beraber Ramazanlaşırız diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Evet, başkanımıza bir alkış daha alabilir miyiz? Çay Mahallesi'nde 416 konutlu. Etüt Merkezi'nde Gençler Üniversite. Mesleki Eğitim Merkezi'nde Binç Operatör. Hoş geldin bebek. Biz bunları çok anlattık. Duymayan kalmamıştır zaten. Bunlar fragmandı. Asıl film şimdi başlıyor. Akdeniz'in altın çağı başlıyor. İmar planıyla başlıyoruz. Akdeniz'in kaderini değiştirecek, değişimi ve gelişimi köklü kılacak imar planını hazırladık. Planlı modern şehirleşmeden sanayileşmeye, ticari alanlardan istihdama, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin yükseleceği bambaşka bir Akdeniz için geri sayım başladı. Başlattığımız değişim ve dönüşüm programını sürdürüyor, kent merkezinde en az 1000 konutluk dönüşüm için düğmeye basıyoruz. Barış, Turgut Reis, Bahçe ve Çilek mahallelerimizde tıpkı Çay Mahallesi'nde olduğu gibi yeni ve modern yaşam alanları tasarlıyoruz. Kent tarihini yaşatıyor, tarihi yapıları restore ederek kullanıma açıyoruz. Bu kapsamda şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Çankaya Okulu'nda çalışmalara başladık. Okul alanı içindeki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi Çankaya Okulu yeniden eğitim alanında hizmet vermeye devam edecek. Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile kent merkezinde yepyeni bir cazibe merkezi yaratıyoruz. 450 tekne kapasiteli bu tesiste amatör balıkçı barınakları, sosyal tesisler ve sosyal yaşam alanları tasarlıyoruz. Mersin'e yeni bir buluşma noktası kazandırıyoruz. Mersin'in en büyük spor kompleksini Tırmıl'da kuruyoruz. FIFA standartlarında 750 izleyici kapasiteli futbol sahası, farklı branşlar için çok amaçlı salon, basketbol ve voleybol salonları. Tırmıl adeta spor merkezine dönüşecek. Huzurkent'te ise güreş salonu inşa ediyoruz. Karaduvar'ı Mersin'in denizcilik ve balıkçılık merkezi yapmak için projemizi hayata geçiriyoruz. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nı 320 tekne kapasiteli, modern ve donanımlı bir tesis haline getiriyoruz. Akdeniz'de maviyi yeşille buluşturmaya devam ediyor, Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmasını başlatıyoruz.
Müftü Deresi yanında yer alan Hamidiye Kışlası'nı Akdeniz'e kazandırıyor, vatandaşlarımızın kullanımını açıyoruz. Diğer taraftan mahallelerimizdeki park sayılarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz başlangıçta 12 yeni park. Şevket Sümer Mahallesi 142. caddede başlattığımız örnek sokak çalışmamızı yaygınlaştırıyor. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın günün her saatinde rahatlıkla gezebileceği, dinlenebileceği ve alışveriş yapabileceği sokaklar tasarlıyoruz. Esenli'de olduğu gibi diğer kırsal mahallelerimizde de mahalle meydanı projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu meydanlarla kırsal kesimlerimizde sosyal yaşama katkıda bulunacak, vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerin tanıtımı için etkinlikler düzenleyeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı pazarda yoğun ilgi gören kesme gül yetiştiriciliğinin yapıldığı Dikilitaş mahallemizde gül festivali düzenleyerek Akdeniz'den dünyaya muhteşem gül kokuları yayacağız. Akdeniz tarihinin en büyük ulaşım yatırımlarını gerçekleştirdik ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kendi sıcak ve soğuk asfalt tesisimizle başlattığımız yol seferberliğimizde hedefimiz 2 yıl içinde merkezden kırsala tüm yollarımızı tamamlamak. Akdenizli kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarında değişimin merkezi olan kültür ve sanat evlerinin sayısını artırıyoruz. Hedefimiz 30 kültür evi ile 30 bin kadına ulaşmak. Aynı zamanda 15 kreşle 5 bin çocuğun okul öncesi eğitimini sağlamayı hedefliyoruz. Çilek Mahallesi başta olmak üzere 10 mahallemize taziye evi kazandıracağız. Akdeniz'i üreten kadınlarla güçlü hale getireceğiz. 10 milyon TL'lik kredi ile iş kurmak isteyen kadınların ekonomik yaşama atılmalarını sağlayacağız. Gençlerimizi sertifikalı eğitmenlerimizle meslek ve iş sahibi yapıyoruz. Mobil vinç simülasyonu, AutoCAD, 3DS Max, grafik tasarım, fotoğrafçılık, ön muhasebe, halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri alanlarında başlattığımız istihdam seferberliği ile hedefimiz 5 yılda 5000 istihdam sağlamak. Akdenizli kadınların hayatlarına renk katmaya devam ediyoruz. 5 yılda 30 bin Akdenizli kadın düzenleyeceğimiz turlarla Türkiye'yi gezecek. 10 bin anne ve kızı ise yaz tatilinde misafir edeceğiz. Anlatmakla bitmeyecek. Hadi başlayalım. Akdeniz'e altın çağını birlikte yaşatalım. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı. İçel TV, Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in haber kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz. Başlar. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi,
ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda. Su Hastanesi sağlıklı yarınlar diler. Açıldı, açıldı, açıldı. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde. Telefon 0533 974 4590. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Polis Lojmanları civarı, Yenişehir Mersin'de. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Ramazan özel fiyatlarla alışveriş keyfi Çetinkaya'da. Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor. İçim yoğurt 3 kilogram 79.95. Irmak toz şeker 5 kilogram 139.90. Orkide ayçiçek yağı 5 litre 219.90. DP şampuan artı saç kremi 89.90. Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kayseri mitinginde konuştu. Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Kamu bankalarının emeklilere 8 ila 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyuran Erdoğan, diğer bankaların da bu duruma katılacağına inanıyorum dedi. Kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız. Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8.000 lira ile 12.000 lira arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
Anayasa Mahkemesi'nin 18. Başkanı Zühtü Aslan'ın Yüksek Mahkeme'deki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı. 15 üyeden 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi'nin 19. Başkanı oldu. Kadir Özkaya 12 Ağustos 1963 tarihinde Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari